Merhaba sayın seyirciler. Uzun yıllar makine sektörüne hizmet vermiş bir firmamızın yanındayız. Burada bizi Ali Bey karşılıyor. Ali Bey'e yapmış olduğu çalışmalarla ilgili sorular soracağız. Merhabalar Ali Bey. Merhaba. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Ali Büyük Nacar. 1952 Gaziantep doğumluyum. Büyük Nacar makinanın sahibiyim, firma sahibiyim. Burada makine imal ediyorum. Nasıl oldu bu sektöre girişiniz? Benim ilk babam kamyonu otobüs imal ederlerdi, otobüs garasörcüsüydü. Ben de çocuktum, çocukken babamın yanına gelir gelirdim. Öyle bir de heves de var yani, bizde bir makine yapma hevesi de olduğu için. Öyle öyle başladık işte, böyle hemen okuduk, ilkokulu bitirdik, hemen çalıştık. Çıraklıktan başladı, bu zamana kadar devam ettik, gidiyoruz işte. Babanız teşvik etti yani. Evet tabi. Babalarımız yani bizim sülalecek yani bu işi yapıyoruz yani. Bu firmayı ne zaman kurdunuz Ali Bey? Bu firmayı aşağı yukarı 74 yıllarında kurdum. Bir imalata başlamıştık. İmalatta bize mil gerek oldu. O mili bulabilmek için, kaliteli mil bulabilmek için mil makinesi yapmak zorunda kaldık. Mil makinesiyle başladık bu işe. Hala devam ediyoruz. Yani hem kendi ihtiyacımızı gördük, hem de makine imalatını geliştirdik. Şu anda devam edip çalışıyoruz yani. Boru sektörüne girdik. Çelik çekme boru. Bu bizim çelik çekme boru, çekme borular gemi sektöründe kullanılıyor. Otomotiv sanayide kullanılıyor. Metal sanayide kullanılıyor. Tüfek namlu boruları, silah namlu boruları. Bu içli dışlı çekilen bu kaliteli borular buralarda kullanıldığı için daha değişik bir makine sektörüne de yöneldik. Şimdi onları yapıyoruz. Daha da geliştirdik, daha da geliştireceğiz yani. Allah ömür verirse geliştirip götüreceğiz yani. Yani kendi ihtiyacınızdan dolayı bu sektöre atıldınız. Evet, tabii. Makine üzerine yapmış olduğunuz çalışmalardan bahseder misiniz? Şimdi makine üzerinde yapmış olduğumuz çalışmalar, biz yapmış olduğumuz makineler, mesela şu anda bir makine yaptık, 2 seneden beri yapıyoruz. O makine Almanya'dan geliyor boru fabrikalarına. Bu boru fabrikalarında bu borulara uç yapabilmek için çok zahmetli bir makine. Biz daha da, ben 10-12 sene İstanbul'da kaldım. 10-12 sene boru çektim, içli dışlı çekim yaptım, çaptığım için. Bu boruyu çekerken de bu makineyi tasarlamıştım 10-12 yıl içerisinde. Ve bu makineyi burada geliştirdim. Almanya'dan gelen o uçuk fiyatlarda olan 750 bin euroluk makinaları biz 200 bin TL, 250 bin TL arasında yapıyoruz. Ve inanır mısınız, onların yapmış olduğu işi 3 seferde yapmış olduğu işi bu 1 seferde yapıyor bu makine. Ve şu anda bu makineden 2 tane imal ettim. Devam edip gidiyorum. Bir tane de siparişim var şu anda. İşte bu yani otomotiv sektöründe olan bütün veya gemi sektöründe, metal sanayindeki olan bu boru, çelik çekme borularının içli dışlı çekilebilmesi için, kalibre edilebilmesi için soğuk çekme sistemi diyoruz biz bunları. Biz şimdi bunların üzerinde çalışıyoruz. Bunları yapıyoruz. Ve bazı yapılamayan yani bazı makinelerde yapıyoruz yani. Değişik makinelerde yapıyoruz. Hala isterseniz içeride de bizim görürsünüz. Şimdi bir otomatik karo makinesi yapıyoruz. Proje aşamasında bitirdik. Sistemi kaldı. İşte bunları yapıyoruz. Şimdi elimizde bir tane doğrultma makinesi var. Onu yapıyoruz. Siz de görürsünüz zaten. İşte böyle çalışıp gidiyoruz. Yani şöyle diyebiliriz o zaman Ali Bey. Müşterilerin taleplerine göre makineler üretebiliyorsunuz. Kendi bünyenizde. Tabii. Peki bu yapmış olduğunuz makineleri hangi bölgelere gönderiyorsunuz? Bu yapmış olduğumuz makineleri biz Doğu Anadolu, ondan sonra İç Anadolu, Marmara bölgesi, Ege bölgesi. Buralara satıyoruz yani. Ağırlıklı diyelim ki Adana, Ankara, İstanbul, Bursa, Gebze, yani Kocaeli. Buralara yapmış olduğumuz makineler buralarda. Bizim pazarımız burası yani. Biz buralara makine yapıyoruz yani. Genellikle ağırlıklı zaten orada da gemi inşaat sektörü ve otomotiv sektörünün ağırlıklı olduğu yerler. Tüfek namlu boruları yapıyoruz mesela. Bu makineler tüfek namlu boruları yapıyor. İşte bunlar depolarda
satıldığı için hep bu tarafa gidiyor yani. Peki Ali Bey, yapmış olduğunuz makinelerin ham maddelerini hangi bölgelerden temin ediyorsunuz? Ham maddelerini yine Adana'dan alıyoruz, Ankara'dan alıyoruz, İstanbul'dan alıyoruz. Yani genellikle bazen İzmir tarafından, Ege'den alıyoruz. Yani bize gerekli olan ham maddeleri onlardan temin ediyoruz. Peki Ali Bey, makinelerinizin satış sonrası garantileri var mı? Servis imkanlarınız var mı? Var. Biz ömür boyu makinelere garanti yapıyoruz. Zaten hatamız orada yapıyık. Parayı da kazanamayız onun için. Sağlam yapıyık. Bir daha da bizden bir şey almıyorlar. Garanti de ömür boyu garanti ve servis şeyimiz de var yani. Yani servis devamlı. Biz makinamızın arkasındayız. Devamlı gidiyoruz, yapıyoruz. Her zaman arkasındayız. Biz biraz da ününe bakıyoruz. Ununa değil yani. Ununu geçtik artık. Peki Ali Bey, her sektörde olduğu gibi sizin de sıkıntılarınız vardır, karşılaşmış olduğunuz. Bu sıkıntılardan bahseder misiniz bize biraz? Sıkıntılarımız nedir? Hiç sıkıntımız var. Kalifiye eleman yok. Yani yetişmiş elemanlar yok. Yani çok zor işçi buluyoruz. İşçi yetiştiremiyoruz. Bu sıkıntılar var. Yani biz çok zor, o durumda çok zordayız. Meslek okullarından her işçi de gelmiyor. Yani öyle bir şey de yok bizde. Çırak da yok zaten, çırak da bulamıyoruz. Çırak yok ki biz yetiştirelim, o da yok. O sıkıntılar var. Ne bileyim, şey sıkıntımız var. Yani devletteki bazı ihtiyaçlarımıza karşılık göremiyoruz. Nasıl göremiyoruz? Bu devletin suçu mu, hükümetin suçu mu, kimin suçu bilmiyoruz. Ben bu KOBİ'ye gittim, müracaat ettim. KOBİ'de üst kademedeki bir alt kademeye gönderdi. Öbürü öbürüne gönderdi. Öbürü de elime bir tane bir adres tutuşturdu. Get falan firmaya aracı şey. Biz sen kendine bir ajans bulacaksın. O sana yardımcı olacak diye. Ben de bıraktım geldim yani. Bu işleri yani başbakanın takip etmesi lazım. Başbakan her şeyi başbakana mı şikayet etmemiz lazım? Yani başarılı olabilmek için. Ve inan ki nefret ettim, bıraktım yani. Bırakmak zorunda kaldım yani. Bıraktım. Yani artık yani demek ki dedim ben bu desteği alamayacağım. Yani alamayacaksam ben para da istemedim. Yani dedim ki benim şu yapmış olduğum makinaları ben tanıtamıyorum. Yani ben bir ihtiyacım var. Yani beni yurt dışında mı olur, yurt içinde mi olur? Ben nerede yani? Nasıl ben bunu tanıtabilirim? Yani bana bir yardım edin dedim. Sen makine yaptım demeyeceksin. Yapacağım diyeceksin. Bir sürü hikaye anlattılar bana. Ben de hadi eyvallah diye çektim geldim. Bıraktım yani. Bir sıkıntılarımız var. Ne vardır? Yani bizim gibi imalatçılara devlet destek olmalı ki bizden sonraki yetişen nesle yardımcı olalım. Yani hep birbirimize, çoluğumuza, çocuğumuza yardımcı olalım ki yani bu meslekler gelişsin, herkes bir ekmek gitsin, kalkınsın, geçsin ülke. Biz onu düşünüyoruz. Başka neyi düşünecek? Bir ekmeğinle karnımız aç, bir ekmeğinle karnımız tok. Ne olacak bizim? Yani yetkililerden maddi değil de manevi destek. Maddi destek listeyik, manevi destek listeyik. Bize yardım etmekle kime yardım ediciler? Yani başka kime yardım edecekler? Etsinler, yetsinler. Ediyorlar herhalde. Zer bilmeyik yani. Bilmeyik yani. Biz bilemeyik yani. İnşallah buradan sesinizi duyurabilmişizdir. İnşallah, inşallah yetkililer duyar da. Ben nasıl edeyim? Başbakan'a mı sesleneyim? Ben şimdi başbakan ne etsin? Adam hangi birine koşsun? Kimin derdine koşsun adamcağız? Hangi birine haber anlatsın? Peki Ali Bey, uzun yıllardan beri bu sektörün içindesiniz. Bayağı da bir deneyiminiz var, yaklaşık bir 58 yıl kadar. Buradan yeni nesillere ne söylemek istersiniz? Vallahi ben yeni nesile ne söyleyeyim? Yeni nesile şunu söylüyorum yani. Yeni nesil az uyusun, çok çalışsın, çok iş yapsın, çok okusun. Gelmişimizi, geçmişimizi okusun, geleceği okusun, dünyayı okusun, Avrupa'yı okusun, 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 okusun. Çalışsın, çalışsın. Az uyusun. Çok gezmesin. Yani tembel bir neslimiz mi var? Tembel bir neslimiz var. Yani bu nesile ne lazım? Çok çalışıp Avrupa'yı yakalamak lazım. Daha onun üzerine çıkmak lazım. Uygar ülkelerin düzeyine çıkmak lazım. Ne? Bunu da kim başaracak? Gençler başaracak. Buraya ne lazım? Buraya işçi lazım. Buraya ne lazım? Kalfa lazım. Buraya ne lazım? Berber lazım. Buraya ne lazım? Kebapçı lazım. Buraya ne lazım? İşte bir sürü tamirci lazım. Tornacı lazım, lazım oğlu lazım. Ne yapacak gençler? Çalışacak. Herkes becerisine göre bir iş yapması lazım ki bu ülkeyi hep beraber el birliğiyle kalkındırıp bir şeyler yapmamız lazım ki biz kimseye köle olmayalım.
Muhtaç olmayalım. Herkes gelsin bizden alsın her şeyi yani. Teknolojiyi de bizden alsın, makineyi de bizden alsın, her şeyi bizden alsınlar. Biz niye gidip gel ona buna alacak ki? Çok şükür zaten son yıllardır bir ilerleme var Türkiye'de. Gençler de biraz katkıda bulunur da bunları daha iyi yaparlarsa, bizim önümüzde pervane olurlarsa çok iyi olur bu iş yani. Başka bir şey söylemeyeyim gençlere. Büyüklerine saygı göstersinler, küçüklerine de sevgi göstersinler. Çalışsınlar, okusunlar, bol bol okuyacaklar yani. Boş zamanlarında kitap okusunlar bol bol. Umarım buradan yeni nesiller tavsiyelerinizi dinlenebilir. İnşallah, inşallah temennimiz bu. Peki önümüzdeki yıllarda gelecek bir projeleriniz var mı? Tabii ki işimizi daha geliştirmek, daha modern makineler yapmak. Allah ömür verir de kısmet ederse. Daha güzel yerlere varabilmek, iş yerimizi genişletmek, kapalı alanımızı büyütmek, büyük yerlerde çalışmak, daha güzel makineler almak. Daha ekonomik makineler yapmak. Yani bunları tabii hedefimizi büyütmek istiyoruz. Yani geliştirmek istiyoruz. Yani biz de çoluğumuza, çocuğumuza yani gelişmiş bir yer bırakmak, gelişmiş bir ülke bırakmak istiyoruz. Yani bütün davamız bu. Yoksa başka yapacak bir şeyimiz yok. Yoksa bir ekmekten açı, bir ekmekten doğup yani ne olacak? Vermiş olduğunuz bilgilerden ve nasihatlerden dolayı size çok teşekkür ediyoruz Ali Bey. Ben teşekkür ederim. Ben de size teşekkür ederim ilginize, alakanıza. Thank you.